Videoyu beğenmenizi, yorum yazmanızı ve kanalıma abone olmanızı rica ediyorum. İbadetlerden soğumanın 3 nedeni. 1. Birinci ve en önemli cevap günahlardır. Günahla ve günahlarla iç içe oluşumuzun tabii akıbeti olarak ibadet etme zevkinden mahrum bırakılıyoruz. Kimi zaman günahları basit görüyoruz, küçük büyük diye ayırıyoruz. O günahlar sonra içimizde büyüyor. Kimi zaman da günahlardan uzak durduğumuz halde günahlarla olan ilişkimizin bize zamanla yapacağı etkiyi takdir edemiyoruz. Onların etkisine kalıyoruz. Onların soğukluğu bize de yansıyor. Bir kere göz karardı mı artık önümüz görünmez oluyor. Ebu Hureyre radıyallahu anh şöyle dedi. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle söyledi. Kuşkusuz ki Kur'an'da 30 ayet olan bir sure vardır. Bu sure kendisini okuyan kişiye mağfiret edinceye kadar şefaat eder. Bu sure Mülk suresidir. 2. Mübahlarda aşırılık da ibadetleri köreltiyor. Allah'ın helallerini bile ölçülü kullanmak gerektiği halde mübahlarda sınırsız davranışımızın getirdiği rehavet önce ibadetlerimizi vuruyor. Uykuda sınırsızlığımız, yeme içmedeki abartımız, gıda aşırılığı, dinlenme ve eğlenmede mübalağa yavaş yavaş da olsa bizi ibadet zemininden koparmaktadır. Önce teberrükten yaptıklarımızı kırpıyor, ardından sünnetlerden vazgeçiyor derken fazları ucu ucuna anca eda edebilir hale geliyoruz. Bunun bir sonraki seviyesi ise maazallah kupkuru kalmak olabilir. 3. Erteleme, sonraya bırakma hastalığı da sirayeti en yaygın hastalıklardandır. İbadetten kopmada da en etkili davranışlarımızın arasında bulunmaktadır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şu hadisini ilke edinmek durumundayız. 5 şey gelmeden evvel şu 5 şeyi ganimet bilip değerlendir. İhtiyarlık gelip çatmadan evvel gençliğin, hastalıktan evvel sıhhatin, fakir düşmeden evvel varlıkta olmanın, meşguliyetten evvel boş zamanın ve ölüm gelmeden evvel hayatın kıymetini bil. Bunların hakkını ver. Videoyu beğenmenizi, yorum yazmanızı ve kanalıma abone olmanızı rica ediyorum. Hemen şimdi abone olun. Abone olduğunuz için teşekkür ederim. Sevgiyle kalın.